Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, size bu yeni aldığım, bakın çok kaliteli, şöyle kumaşı çok güzel, pamuk gibi olan, şurada da yazıyor Reyyan marka, bir tane tülbente sizler için model hazırladım. Şöyle arkadaşlar modelimi göstereyim. Modelim iki tane yaptım. Şöyle eli boş gelmeyeyim istedim sizlerin karşısına. Bakın sıralı tek renk, böyle tunus işi yaprakları olan bir model. Çok da hoş, çok da güzel duruşu var. Bakın çok tatlı duruyor. Çok beğendiğim için sizlerle yapımını paylaşmak istedim bu şekilde. İki tane de böyle çıkararak elim boş gelmek istemedim. Şöyle modeli size göstermek istedim. Bakın. Evet. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. İkişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz. Tığımın numarası 22 numara ve İpimin numarası da 131, böyle altın başak. Hemen ilk başlarken aynen bu şekilde başlıyoruz. Bakın tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz. Aynen ilk başlar gibi başlıyoruz. Şöyle 3 tığ battı büyüklüğünde ipimizi uzatıp buraya şöyle tek telinden, bakın kenarındaki tek telinden girerek dibini de iyice sıktırarak yaptığım 3 tığ battı uzunluğunda örümcek yapıyorum. Tığımızın başını iki defa doluyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4. tığ battımın içine 2, 2, 2 alarak bu şekilde kalın bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir. Yine iki defa tığımı doluyorum. Aynı tığ battının içine 2, 2, 2 alarak bu şekilde buraya üçgen bir, şöyle oval bir yuva hazırladık. Şimdi bir zincir çekerek dönüyorum ters tarafına. Yuvamın içine sık iğne ile bir zincirimi sabitledim. Yuvanın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3. Bakın şöyle ipimi öne doğru ardarak bu şekilde bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 oldu. 5 ve 6. Öne doğru artmamın sebebi bu sık iğnelerin tepesine rahatça girebilmek. Yine bir zincirle dönüş yaptık. Hemen bu ilk sık iğnemin içine, bakın buraya sık iğne ile sabitledim. Tığımda bir tane ilmeğim var. Şimdi sırayla bu sık iğnelerin arasına girerek şöyle dibinde bir zincir çekip ilmek aldım. Şöyle sıradaki sık iğnenin dibinde bir zincir, 3. Sıradaki sık iğnenin dibinde bir zincir, 4. Sıradaki 5. sık iğnenin içine de girelim şöyle. Evet, 5. Bakın bir tane sık iğne, 6. sık iğnemiz burada kalacak. Bu aşağı inmek için bize lazım olacak. Evet, tığımda toplam 5 tane ilmek var. Ve bunları ikişer ikişer bu şekilde alarak topluyorum. Bunu ikişer almakta zorlanan arkadaşlar, bakın size bir püf noktası, şöyle arkaya doğru hafif elinizle arkaya doğru meylettirerek alırsanız ikişer almalar daha bir kolay oluyor. Hemen köşeye 5 zincir. Bakın telimizin, ilk telimizin arasına sabitliyorum. Buraya bir tane kirpik yaptım. Yine aynı şekilde her telin arasına girerek ilmek toplayacağız. Bir zincir, 2 oldu. Dibinde bir zincir, 3. Sıradaki tele giriyorum. Dibinde bir zincir, 4. Evet, 5 tane ilmeğimiz 4'e düştü. Eksilme oldu bir ilmek. Şöyle 2, şöyle 2. Yine 5 zincir. Hemen kapatıyorum. Sıradaki ilmeğimin içine girip
Dibinde bir zincir. Sıradaki ilmeğimin içine giriyorum. Dibinde bir zincir. 3 oldu ilmek sayımız. 2 2 alarak bu şekilde tekrar 5 zincir. Kapatıyorum ilk ilmeğimin tepesine. Hemen tek kalan telimin içine de girerek bu şekilde bakın bitiriyorum. Kenarda 3 tane ilmeğimiz olacak. Ve şimdi tepe noktasına 5 zincir çekiyorum. Buraya son kalan telimin arasına 5'er zincirden 2 tane kirpik yapacağız. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincirimi aynı noktaya kapatıyorum. Evet, şimdi bakın şöyle yaparken hafif yan bir duruş olacak arkadaşlar. Niye benimki yan olmadı, düz olmadı demeyin. Şimdi aşağı inerken bu düzleşme oluşacak. Bakın bir zincirimi çekiyorum. Bir zincirimi çektiğim sıradaki telin arasına girip sabitledim. Burayı zincirsiz indim ama tok durmadı arkadaşlar. Zincirli inince daha güzel şöyle oturaklı bir yaprağımız oluyor. Evet, sıkı sıkı 5 zincirimi çekiyorum. Sıradaki yuvaya indim. Dibine muhakkak bir zinciri çekin. Sizler için denenmiş, uygulanmış bir iş olduğu için tavsiye ediyorum arkadaşlar. İnerken bir zincirle inerseniz daha güzel bir yaprağınız olacak. Evet. Şimdi 2 tane her yaprağın, bakın her ilmeğin karşısına, her kirpiğin karşısına biz de kirpik yaparak iniyoruz. Sıradaki telimize indik. Buraya da 5 zincir. Hemen sabitliyorum. Yine bir zincirimi dibine çekiyorum. Buraya bırakmıştık ya boş olan, tek kalan sık iğneye de girip sabitliyorum. Dibine bir tane zinciri çektim. Hemen yine 3 tığ battı büyüklüğünde bir örümcek yapıyorum. Sık iğne ile tutturdum. 3 tane tığ battı atlayıp 1, 2, 3 şöyle sayarım tekrar. 4. tığ battıya bu şekilde sık iğnemi sabitliyorum. Dibine bir tane zincir çekiyorum. Bakın şöyle çok güzel, hiç de bozulmayan bir tane yaptık arkadaşlar. Şimdi bir tane daha yapalım şöyle. Aynısından biraz daha hızlı şekilde yapalım. İpimi şöyle 3 tığ battı uzunluğunda uzatıyorum. Buraya örümceğimi bakın şu sıkı yapın. Kapatma sık iğne noktasını. 2 defa tığımın başını doladım. Yine 1, 2, 3, 4. tığ battımın içine giriyorum. 2, 2, 2 alarak bir tane trabzan yaptım. Ve buraya 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 2 defa tığımı doladım. Hemen aynı tığ battımın içine giriyorum. Şöyle 2, 2 ve 2 alarak yine yuvamızı bu şekilde oluşturduk. Bir zincirimi çekip şöyle dönüyorum. Sık iğne ile yuvama sabitledim. Sık iğneleri nasıl yapıyorum? Kolay girebilmek için öne doğru. Bak. Şimdi şu tığını sıkı ilmeği alttan alıp öne doğru şöyle sık iğnelerinizi yaparsanız bakın araları gayet açık oluyor. Toplamda 6 tane bu şekilde sık iğne yapalım. 4 5 ve 6. Evet. Öne doğru 6 tane sık iğnemizi yapıp şöyle bir zinciri köşeye sıkı sıkı çekip dönüyorum. İlk yaptığımız sık iğneyi hemen aralayıp buraya bir sık iğne yapıyorum. Bu birinci ilmeğim. Buradan ilmek toplayacağız. Bakın sırayla tüm sık iğnelerin içine girerek dibinde bir zincir çekerek ilmek aldım 2. Dibinde bir zincir çektim 3. Dibinde bir zincir 4. Dibinde bir zincir 5. Bu
şekilde 5 tane ilmeği topladık tığımıza. Kenarda bir tanesini muhakkak boş bırakın. Aşağı inerken orası bize lazım olacak. 1, 2, 3, 4 seferde ikişer ikişer alarak trabzanı yaptım. Hemen köşeye 5 zincir. Bu bizim ilk tomurcuğumuz. İlk sık iğnemizi, ilk telimizin arasına sabitledik. Yine aynı şekilde tellerin arasına girerek dibinde bir zincir çekerek ilmek topluyorum. 2, 3 ve 4. Artık kenarda hiç ilmek bırakmıyorum. Hepsinin arasına girerek bu şekilde ilmeklerimi topladım. Sık iğne bırakmak ilk önce sadece başta. 5 zincir kapatıyorum ilk telimin arasına. Sıradaki telime girip dibinde bir zincir ilmek çıkarıyorum. 2, şöyle arasına girdim. Dibinde bir zincir. 3, 2 ve 2. 5 zincir kapattım. Telimin arasına kirpiğim. Hemen sıradaki telime girip bu şekilde. Kenarda 3 tane kirpik olunca hemen bir yaprağımız bitmiş demektir. Tepe noktasına da 2 tane 5 zincirli kirpik yapıyorum. 5 zincirimi son telimin arasına, 5 zincir aynı noktaya 2 tane kirpiği yaptım. Dibinde bir tane zincir çekiyorum. Hemen sıradaki tele zincirle iniyorum. 5 zincir kapatıyorum. Telime kirpiğimi. Bir zincir çekiyorum. Telime iniyorum. 5 zincir. Bir zincir. Sonuncu telime de indim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım. Şöyle en son bırakmıştık ya bir sık iğne. Oraya da girerek bitiriyoruz. Hemen dibinde de bir tane zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar kalıp gibi çok güzel bir yaprağımız oldu. Hemen 3 tığ battı boyutundaki örümceğimi de bu şekilde yapıyorum. Dördüncü tığ battıya 1, 2, 3, 4 sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle 1, 2 zincir çekerek bırakayım. İpimi de elimden bırakayım. Şöyle yaptığımız işe bakalım arkadaşlar. Bakın şöyle kalıp gibi bir iş yaptık sizlere. İnşallah şöyle güzel bir çekimde olmuştur. Çözünürlüğü düzgün bir çekimde olmuştur. Modelim bu. Gayet güzel ve hoş duran bir model oldu. Şöyle yakın plandan da sizlere göstereyim arkadaşlar. Şöyle düzeltip. Bu kadar arkadaşlar. Bakın çok tatlı oldu. Şöyle o kadar hırpalanmasına rağmen de baştakiler de çok güzel duruyor. Hiç bozulmadılar. Evet, modelimiz bu. Tek iple, tek sıra bu kadar harika güzel bir oya modeli çıkardık. Şöyle yakından bakalım. Siz de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Şöyle elimin üzerine de.